Merhaba sevgili dokuzlar, Unit 5, Inspirational People konusuna hoş geldiniz. Do you know these people? Bu insanları tanıyor musun? Write their names and talk about them. İsimlerini yaz ve onlar hakkında konuş demiş ilk alıştırmamızda. Aziz Sancar'ı görüyorsunuz. He is a Turkish scientist with Nobel Prize diyebilir. İki numarada, she is a disabled swimmer, o engelli bir yüzücü. Her name is Sümeyye Boyacı diyebiliriz. Güler Sabancı'yı görüyorsunuz üç numarada, she is a successful business woman diyebiliriz. Başarılı bir iş kadını. Kenan Sofuoğlu, he is a motor racer diyebiliriz. Motor yarışçısı. Osman Gazi'yi görüyorsunuz 5 numarada. He is the founder of Ottoman Empire. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu. Yasemin Dalkılıç, she is a diver. 6 numarada. O bir dalgıç. 2 numarada answer. Who inspires you most in Turkish history? Türk tarihinde sana en çok kim ilham verir? Atatürk inspires me the most diyebiliriz cevap olarak. Write the physical characteristics of Cenk Tosun and Nuri Şahin diyor. Fiziksel karakterlerini yazmamız istenmiş. Cenk Tosun için he is tall, he has got blue eyes, mavi gözlere sahiptir and fair hair yani kumral saçları var. Nuri Şahin için ise he has got black hair and a beard. Onun siyah saçları var ve bir sakalı var. He is handsome, yakışıklıdır. He wears nice, güzel giyinir dedik. Buradaki soruları cevaplayacak olursak, how old is Cenk Tosun? He's 29 diyebiliriz çünkü 1991 yılında doğduğunu biliyoruz. What does Cenk Tosun do? Bakın ne iş yapar diye sormuş. Does'la sorduğu için he is a football player. O bir futbol oyuncusu dedik. What is Nuri Şahin like a person? Burada karakterini soruyor arkadaşlar. What is he like sorusu karakter sorusudur. He is helpful and generous diyebiliriz. Yardımsever ve cömert. Bazı vakıflar için çalıştığını da bildiğimiz için. What is Lionel Messi doing? Bakın Messi ne yapıyor? Burada mesleğini sormuyor arkadaşlar. ING takısı var. Şimdiki zamanla sorulmuş. He is visiting charity organizations. O yardım organizasyonlarını ziyaret ediyor. For the refugees diyoruz. Yani mülteciler için. Refugee, mülteciler demektir. Who is shorter and quicker than Nuri Şahin? Kim daha kısa ve daha hızlıdır Nuri Şahin'den? Lionel Messi diyebiliriz burada. Buradaki kelimelerin anlamlarını öğrenelim. Friendly, arkadaş canlısı. Helpful, yardımsever. Smart, zeki. Sociable, sosyal. Honest, dürüst. Generous, cömert. Strange, tuhaf. Funny, komik ve eğlenceli. Crazy, çılgın. Hardworking, çalışkan. Lazy, tembel. Modest, dürüst demektir. Yine aynı şekilde bakın. Who is your favorite inspiring person demiş. Senin en favori, ilham aldığın kişi kimdir? Celebrity, ünlü olabilir. Movie star, film yıldızı olabilir. Futbolcu olabilir veya singer demiş. He, she is a famous, well-known, ünlü. Well-known, iyi bilinen demektir. How old, tall, is he, she? Yani yaşını ve boyunu istemiş arkadaşlar.
What does he, she look like? Bakın burada dış görünüş sorusu look like ve what is he, she like? Burada ise karakter sorusudur. Who is your inspiring person? Senin ilham aldığın kişi kimdir diye sormuş. It is Aziz Sancar. O Aziz Sancar. He won the 2015 Nobel Prize in Chemistry with two other scientists. İki diğer bilim adamıyla birlikte Nobel ödülünü aldı, kazandı. In chemistry, kimya alanında. They worked on the DNA molecules. Onlar DNA molekülleri üzerinde çalıştılar. I believe he is very intelligent. İnanıyorum ki o çok zekidir. What does he look like? Bakın onun dış görünüşü nasıl? Fiziksel görünümünü soruyor. He is a thin, zayıf, ince, dark man. Koyu renkli bir adam. Yani esmer bir adam. He looks healthy. O sağlıklı görünüyor. What is he like? Nasıl birisi? Karakterini soruyor arkadaşlar. Oh, he is very modest. Çok mütevazi. And patriotic. Vatansever. Patriotic. Who is your favorite celebrity? Senin favori ünlün kim? Celebrity ünlü demekti. Emre Aydın. He is a handsome young singer. Yakışıklı, genç bir şarkıcı. He is not very tall. Çok uzun boylu değil. He has got hazel eyes. Ela gözlere sahip. I like him because he is cool. Onu seviyorum çünkü o havalı. He doesn't go out much. O çok dışarıya çıkmıyor. I don't agree with you. Seninle aynı fikirde değilim. I think, bence, he is friendly and cheerful. Arkadaş canlısı ve neşelidir. He is more sociable. Daha sosyal and energetic, daha enerjik than most singers. Çoğu şarkıcıdan. His film is interesting too. Onun filmi ilginç de. Bakın interesting, ilginç demekti. Buradaki to, DDA takısı. Is he working on a new film? Yeni bir filmde çalışıyor mu? Yes, he is. Evet, çalışıyor demiş. Are there any well-known people you don't like? İyi tanınan ve sevmediğin birisi var mı? Why don't you like them? Niçin onları sevmiyorsun demiş. No, I haven't dedim arkadaşlar. Siz eğer sevmiyorsanız yes, I have deyip nedenini de yazabilirsiniz. Is very popular. It is çok popüler. But, fakat, I believe Bengü is much better than him. Bengü ondan daha iyi. First, öncelikle, she is a very good looking. Çok iyi görünümlü. Slim, zayıf, young lady. Bir genç. Kadın. Second, ikinci olarak, she sings from the heart. O kalbinden, içinden, yürekten şarkı söylüyor. And dances ve dans ediyor very well, çok iyi. She is utterly unique, yani tamamen benzersiz. Her songs, onun şarkıları and dances, dansları are different from the others. Diğerlerinden farklıdır. Different, farklı demekti. She is hardworking, o çalışkan. She has got more singles and more videos than him. O ondan daha çok single'lara ve videolara sahip. Two, DDA takısı yine. Finally, she is helpful. O son olarak yardımsever, bağışlayıcı ve generous, cömerttir. She gives charity concerts, vakıf konser, yardım konserleri verir. And visits patients ve hastaları ziyaret eder. That's why, in my opinion, benim fikrime göre,
She is the best singer in the country. Ülkedeki en iyi şarkıcı olmasının sebebidir diyor arkadaşlar. Burada I totally disagree with you demiş. Seninle tamamen farklı fikirdeyim. Aynı fikirde değilim. I think Edis is much better. Edis daha iyidir. Than Bengü. Bengü'den. He is so talented. Çok yeteneklidir. He writes his songs and his songs are original. Şarkılarını yazıyor ve onlar orijinal demiş. I love almost of all his songs. Neredeyse bütün şarkılarını seviyorum. He also wins on personality. O aynı zamanda kişilik üzerine de kazanır. He is calm, sakindir. Helpful, yardımseverdir. Kind-hearted, yumuşak kalplidir. I think he is not arrogant, kaba değildir. Because çünkü he makes friends with everyone. Herkesle arkadaşlık kurar. He is generous, cömerttir de. O vakıflara bağışta bulunur. Burada ise okay listen, tamam dinle. For me, bana göre Edis is the winner. Edis kazanan. Let me tell you why. Bana izin ver açıklayayım. Anlatayım niçin. First of all, her şeyden önce he speaks English and French very well. O İngilizceyi ve Fransızcayı çok güzel konuşur. I agree that. Aynı fikirdeyim ki, katılıyorum ki he is not arrogant. Kaba değildir. He shows real love. Gerçek sevgiyi gösteriyor. To all his fans. Bütün hayranlarına. I find his songs unique. Onun şarkılarını eşsiz buluyorum. They are different. Farklılar. He is also good looking. O aynı zamanda iyi görünümlü. Cool, sakin. And entertaining ve eğlenceli. These characteristics, bu karakteristik özellikler make him the most popular singer, en popüler şarkıcı yapıyor. Bu alıştırmayı da bu şekilde tamamlayabiliriz arkadaşlar. A person who likes to give to help others, diğerlerine yardım etmeyi seven, generous. A person who thinks that he, she is superior to the others, diğerlerini aşağılayan kişi, baskılayan kişi nasıldır? Kaba bir insandır, arrogant, handsome or beautiful, good looking diyoruz, iyi görünümlü. The only one or the single example, tek bir tane örneği nedir? Unique, eşsiz demekti. Evet, buradaki soruların cevaplarını da şu şekilde yapabiliriz. Why does Zeynep think Bengü is hardworking demiş. Niçin Zeynep Bengü'nün çalışkan olduğunu düşünüyor? Because she has got more singles and more videos than Edis dedik. Why does Merve think Edis is talented? Niçin yetenekli olduğunu düşünmüş Edis'in? Because he writes his songs. Şarkılarını kendi yazıyor and they are original ve onlar orijinal. Why does Benjamin think Edis is the most popular singer? Niçin Edis'in en çok popüler olduğunu düşünüyor Benjamin? Because he knows English and French diyebiliriz. He is good looking, cool yani havalı and entertaining ve eğlenceli diyebiliriz. My inspirational people are Zeynep Bayçınar and Eda Solmaz demiş. Benim ilham veren insanlarım, kişilerim Zeynep Bayçınar ve Eda Solmaz'dır. They are from Muradiye in Van. Onlar Van Muradiye'den. They both, her ikisi de have got dark skin, koyu tenli. And dark long hair ve
koyu uzun saçlara sahip. Yani esmer ve uzun saçları var diyor arkadaşlar. Eda is older than Zeynep. Eda Zeynep'ten daha yaşlı. But Zeynep is taller than Eda. Fakat Zeynep Eda'dan daha uzun. Burada komparatif kullanıyoruz. I think Eda is thinner than Zeynep. Bence Eda Zeynep'ten daha ince, daha zayıf ya da hafif anlamına gelir. They took up running başlamak demektir. When they were little girls, onlar küçük kızlarken, they were the best runners in their town. Kasabalarındaki, şehirlerindeki en iyi koşuculardı. And they are in Turkish ve onlar in Turkish National Athletics Team now. Yani Türk Ulusal Atletizm takımındalar şimdi. These girls, bu kızlar must be more hardworking. Daha çalışkan olmak zorundalar, olmalılar. Working and talented than the other athletes. Yani diğer atletlerden daha yetenekli olmalılar. Talented, yetenekli demekti. Hardworking, çalışkan demekti. Because, çünkü they have got a lot of medals. Onların birçok madalyaları var. And they became champions. Ve onlar şampiyon oldular. Burada arkadaşlar verilen ipuçlarına göre people are picking up rubbish dediğimizde yukarıda çöpleri topladıkları resmi seçebilirsiniz. A mother and his son is feeding swans. Görüyorsunuz bu resim. Kuğuları besliyorlar anne ve oğul. Athletes are running for Istanbul Marathon. They are on the July 15 bridge. 15 Temmuz köprüsündeler atletler ve İstanbul Maratonu için koşuyorlar diyebiliriz. Families are having festival with their children. Aileler çocuklarıyla bayram yapıyor, bir festival yapıyor dedik. Burada da students are getting on a bus. Görüyorsunuz şu resim. Öğrenciler bir otobüse biniyorlar. A young man, genç adam, is helping a young lady, genç kadına yardım ediyor. To bring her luggage to the bus. Yani valizini otobüse getirmesi için yardım ediyor. Inspirational character is Büşra Ün. Benim ilham veren karakterim Büşra Ün. Is a Turkish Paralympic wheelchair tennis player. Yani Türk tekerlekli sandalyede paralimpik tenis oyuncusu. She was born in İzmir in 1994. 1994'te İzmir'de doğdu. At the age of 6 and half months, 6,5 aylıkken her parents noticed that fark etmiş. She had no feeling in her legs. Bacaklarında his olmadığını fark etmişler. Because of a tumor. Bir tümör yüzünden nedeniyle. She had surgeries. Ameliyatlar olmuş. But she couldn't stand or walk. Yani yürüyememiş ve veya ayakta duramamış. First, öncelikle she played table tennis, masa tenisi oynamış önce. Then, sonra she began to play wheelchair tennis, tekerlekli sandalyede tenis oynamaya başlamış. She is the first Turkish female tennis player, ilk kadın tenis oyuncusu to compete in Paralympics, paralimpik yani olimpiyatlarda yarışmak için. İlk tenis oyuncusu. She won a lot of cups. Birçok kupalar kazanmış. And medals, madalyalar. And I'm sure she will continue to bring gold medals to our country demiş. Ve eminim, I'm sure o devam edecek. She will continue to bring gold medals. Altın madalyalar getirmeye
devam edecek. In the picture, resimde Zeynep's hair is shorter than Fatma's. Zeynep'in saçı Fatma'nın saçından daha kısadır diyor. Bakın. Fatma is thinner than Zeynep. Fatma Zeynep'ten daha hafif, daha zayıf. Zeynep is more cheerful in the photos. Fotoğraflarda Zeynep daha neşelidir demiş. Evet, burada appearance, dış görünüşle ilgili kelimeler var. Attractive, çekici, good looking, iyi görünümlü, handsome, yakışıklı, ugly, çirkin, unattractive, çekici olmayan, well dressed, iyi giyimli, casually, rahat giyim, clean, temiz demekti, dirty, kirli, untidy, dağınık, height, boy için, not very tall, çok uzun olmayan, medium height, orta boy, average height, ortalama boy, weight and build derken de kilodan bahsediyoruz. Slim, zayıf, medium build, orta kiloda, strong, güçlü, athletic, atletik, hair, saç rengi için, dark, koyu, fair, kumral, blond, sarı, gray, ak saç için, white, beyaz, straight, düz, curly, kıvırcık, wavy, dalgalı saç demekti. Age, yaş için, young, genç, old, yaşlı, middle aged, orta yaş, about 40, 40 civarı, 20 years old, biliyorsunuz 20 yaş, character, karakterle ilgili, easy going, uyumlu, sociable, sosyal, unsociable, sosyal olmayan, strong, güçlü, honest, dürüst, energetic, enerjik, careful, dikkatli, careless, dikkatsiz olur, shy, utangaç, selfish, bencil, biliyorsunuz. Agresif, agresif kişiler için kullanıyoruz. Modest, mütevazi, generous, cömert ve boring de sıkıcı demekti. Mind, zeka ile ilgili, clever, intelligent, akıllı, zeki anlamına gelir her ikisi de. Clever, zeki, intelligent, akıllı ve zeki diyebiliriz. Foolish, aptalca ve saçma anlamına gelir. Stupid, aptal demektir. Benim anlatacaklarım bu kadar sevgili arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Abone olarak katkıda bulunursanız sevinirim. Bye!